Genellikle böyle programlara çıkarken, geçen de konferansım vardı, 65 yaşı üzerindeki derneğe, bir aileye, yani kalabalık bir aile, büyük bir alışveriş merkezinde. İşte bir sürü tabii sorular soruyorlar. Onlardan bir tanesi çok şaşırttıydı beni. Hanım diyor ki, hocam diyor, şöyle basit kolay bir şey yok mu diye, hemen bu kalça basen karını hemen yapalım böyle, 3-4 kere eğileceksin kalkacaksın. Bu basenler kalçalar gitsin falan diye. Tabii onlara dedim, ben böyle bir şey olmaz, yapamazsınız. Çünkü bu çabuk olacak bir şey değil ya. Çünkü bütün o kiloları biz uzun seneler içinde, uzun zaman içinde alıyoruz, değil mi? Uzun zaman içinde aldığımız için de uzun zamanda vermek lazım bayağı. Çünkü birdenbire verilemiyor. İşte her zaman diyorum ya, mesela fazladan 7000 kalori aldığımız zaman 1 kilo yağı istenmeyen yerlerimize, vücudumuza depo ediyoruz. Kaloriler de o kadar zengin ki bizde. Tatlılar, hamurlar, poğaçalar, börekler, pastalar, kekler. Ve bunlar yapılırken dikkat ederseniz içine önce un koyuyor, beyaz. Birinci, hani üç beyaz derler ya, sonra şekeri dayıyorsun içine. Yağı boşaltıyorlar. Yumurtalar içine karıştırıyorlar ve bu yağda oluyor tabii. Mesela işte margarin gibi yağ atılıyor, onun içinde çalkalanıyor. Sonra kızarmış yağ iyice kızarıyor. Bu sefer kek pastanı yapacak, o da kızarıyor ve trans yağa dönüşüyor. Trans yağ bir nevi yanmış kanserojen yağlar oluyor biliyorsun. Yağlar hani satüre, monosatüre, poliansatüre gibi artıyor ya. Dolayısıyla en güzeli bu satüre yağlar, katı yağlar değil de, her ne kadar tereyağı iyi dense de. Çünkü şöyle anlatayım, 1 gram yağın aşağı yukarı verdiği kalori, yani biz alırsak 9 kalori. 1 gram alkol 7 kalori, 1 gram karbonhidrat 4 kalori, 1 gram protein de 4 kalori veriyor. Dolayısıyla böyle hesaplarsanız bir yerlerden kaçırıyoruz biz. Zaten kaçırmasak hepimiz şişmanlamaz, yağlanmayız. Oramız buramız şişmez, ben de dahil. Bazen hesabı kitabı yapmıyoruz. Ve bu bir hesap kitap işi. Yani al gülüm, ver gülüm. Eğer biz, geçen de anlattım ya, pozitif kalori var, negatif kalori var, balans kalori var. Balansta aldığımızda yaktığımız aynı. Pozitif kaloride çok kalori alıyoruz, az yakıyoruz. Ötekinde de mesela negatif kaloride de çok hareket yapıyoruz. Ama ne oluyor? Az kalori alıyorsunuz. Yağlardan enerji olarak kullanılıyor. Biz hani hep anlatıyorum, spora yerimizden kalkar kalkmaz yağ ve karbonhidrat yakmaya başlıyoruz. Yani şu sandalyeden kalkıp merdivenden çıkıp hızlı hızlı yürüdüğümüzde veya koştuğumuzda ikisi birden yanmaya başlıyor. Ama hareketin zorluğuna, şiddetine göre biri çok yanıyor, biri az yanıyor. Eğer siz güçlü hareket yaparsanız, zorlu hareket, volüm oksijen maksimumun %30, 64'ü ve 88 arasında. Yani bir kere önce şunu anlatmak lazım. Volüm oksijen maksimum nedir? Kişinin vücut kitlesi başına, bir kilosu başına 1 dakikada litre cinsinden yaktığı oksijen miktarına. Bunu çok yakarsanız, işte az yakarsınız. Ama biz bunu harekete başladığımızda, hareket normal bir tempoda, ılımlı koşuyorsanız böyle, bu aşağı yukarı saatte 5-6 kilometre civarında koşarsanız, ne oluyor? Yağlardan çok yakıyorsunuz, karbonhidrattan daha az yakıyorsunuz. Hani %70'e 30 gibi. Ama hareket süratlendiği zaman, yokuş yukarı hızlı uzun koşmaya başlayınca, karbonhidratlar enerjiye dönüşmeye başlıyor. Ve karbonhidratlardan enerji temin etmek, yağlardan enerji temin etmeye göre daha ekonomik. Çünkü bu proses, bu işlem anında yağlardan yakarken, hani 1 gram yağ 9 kalori veriyor demiştim ya, vücudu örnek alırsak 1 gram yağ yakıyor 9 kalori. Ama bu proses işlem anında 6,9 kalori
temin ediyorsunuz. Aynı LPG'den arabadan süper arabanın benzinine geçmesi gibi fark ediyor. Dolayısıyla karbonhidratlardan enerji temin etmek daha kolay ama o daha çabuk bitiyor. Vücudumuzda 2467 kilokalorilik karbonhidrat varken 84 bin kilokalorilik yağ var. Yani koş babam koş yakmak için. Size su en son hikayesini anlatmıştım. İlk yaptığımız koşmada Türk Karate TV'de. Su Elsu çok iyi bir maratoncu. Öyle güzel hikayeler var onun hakkında. Yani hikaye demeyeyim de olmuş olaylar. Bir araştırma yapıyorlar. Arizona maratonu var. 24 saat koşuluyor. Bu 24 saat yani koşarken suyunuzu içiyorsunuz. Sporcu içeceği %8 karbonhidrat olmalı. %8'i geçmemeli. Onu içiyorsunuz, bunu içiyorsunuz. Bakın 24 saat koştuğu halde 1 kilo 400 gram yağ kaybetti kadın. 24 saat koştuğu halde 1 kilo 400 gram yağ kaybetti ama 12 litre su içti. Yani 12 litre vücudundan su kayboluyor. Oradan büyük. Bir kere daha demiştim. Eğer dikkat etmezseniz spor yaparken 5 şey kaybedersiniz. Yani dikkatli olmanız lazım muhakkak. Karbonhidratları yakarsanız kaybedersiniz. Vücut yağlarını yakarsanız kaybedersiniz. 1 gram karbonhidratın yanması için 2,7 gram oksidasyon suyu lazım. Yani buharlı gibi. Onu kaybedersiniz. 3 su oldu. 4. Bunlar kaybedince enerji olarak neyi kullanacağız? Kas proteinlerini kullanacağız. Onları yakarsınız. Hani 1 gramı 4 kalori dedim. Kasları yaktıktan sonra 4'tü ya kas 4'te. Beşinci de bu böyle devam ederse hayatınızı kaybedersiniz. Ki istenmeyen bir şey. Bu enerji kilo kalorileri kullanmak, yakmak o kadar bilimsel bir şey ki. Mesela bir round karate maçı yaptınız. Kazandınız. Sonra bir tane daha var. Şampiyon olana kadar kaç tane yapıyorsunuz? İşte bu arada enerjinizi ekonomik kullanmanız lazım. Eğer ben böyle 7 tane 8 tane maç yaparsam enerjiyi çok ekonomik kullanmak lazım. Ama ekonomik derken hani şöyle minimum yorulma ama maksimum efor, maksimum başarı. Az eforla çok başarı elde etmek gibi. Yani ekonomik antrenman yapmak, ekonomik spor yapmak gibi. Bu ne demektir? Bir karate maçında kendinizi kaslarınızı böyle kasarak değil de çok ekonomik yumuşak ama patlamanın vakti geldiği zaman enerji harcaman büyük bir enerjiyle patlamak lazım. Dolayısıyla böyle aç kaldığımız zaman işte mesela kimisi diyet yapar, aç kalır. Derler ki açlıktan nefesi kokuyor adamın. İşte bu yağları yakınca, aşırı da yağ yakınca vücutta keton cisimcikleri oluşmaya başlıyor. Keton da bakın aseton gibi kokar. Hani açlıktan nefesi kokuyor diyoruz ya. Keton simcikleri yanınca çok böyle kötü bir koku salgılar vücuttan. Aseton gibi kokmaya başlar. İşte açlıktan nefesi kokuyor dedikleri olay da bu. O yüzden çalışırken mümkün olduğu kadar ekonomik davranmak lazım. Ama yeri gelince de o müsabakanın bir anında çok büyük patlayıp çabuk kasılan kas liflerini devreye sokup puan almanız icap ediyor. Burada bir müsabakada karşımıza bir şey çıkıyor. Şimdi hemen maç biter bitmez. Bakın antrenmanda da öyle. Bir karate antrenmanınız, vücut antrenmanınız, judo antrenmanınız, taekwondo antrenmanı bitti. Mümkün olduğu kadar o ara enerji yani sporcu içeceğinizi tüketin. Sıvınızı, enerji içeceğinizi tüketmek lazım. Enerji içeceğini yani karbonhidratı alırken de proteinli bir şey olması lazım yanında. Bu yüzden Amerikan Spor Hekimliği Kolejleri Birliği, Üniversiteleri Birliği kakaolu sütün, antrenman sonrası kakaolu çikolatalı sütün en iyi antrenman sonrası içeceği olarak seçti. Dolayısıyla yani şimdi satılıyorlar ya birçok mağazalarda falan. %35'e kadar protein miktarı var. İçinde yağ, karbonhidrat da var. Bu neye benziyor? Hiç aklınızdan çıkarmayın. Hep ben sık sık anlatıyorum ama şey yapın diye. Yani beyne yerleşsin diye. Antrenmanda siz
Kasılıyorsunuz, sıkılıyorsunuz, kaslar çalışıyor, vücut sıkılıyor değil mi? Birçok şey kaybediyorsunuz, sünger gibi. Hani bir süngeri sıkarsanız nasıl bütün suyunu dışarı verir? Ufaları elinizde, koca sünger. Sıkarsanız ufalar bütün suyunu dışarı verdiği için. İşte o zaman süngeri daldırdığınız zaman boşken sünger bütün o suyu çekip içine alır, kendini tazeler, yeniler ve şişer. İnsan vücudu da böyle bir şey. Hücreler özellikle vücudumuzun mitokondriye dediğimiz enerji santralı, lisosomlar, makrofajlar, lisosomlar. Bunlar antrenman sonrası ne kadar biter bitmez kendimizi sporcu içeceğe içersek ki %8'i geçmemesi lazım karbonhidrat miktarı. O kadar çabuk o süngerin içini dolduruyorsunuz, tazeleniyorsunuz. Su, sıvı, karbonhidrat, kas glikojen dengesi, protein dengesi tamamlanmış oluyor. O yüzdendir ki içinde hem karbonhidrat hem protein hem de az yağ olan o sporcu içeceği bugün çikolatalı tabii aynı zamanda, kakaolu yani olacak. Kakaonun da enerji depolarını çok çabuk doldurduğu biliniyor. Bunu tabii antrenmandan sonra yaparsanız ne olacak? Öteki müsabakaya. Yani bu müsabaka bitti. Hemen akabinde enerji, vücudun ihtiyacı olan eksikliklerini tamamlamanız lazım. Ki öbür maça taze çıkırsın. Vücuda da aynı. Atletizmde birçok müsabaka koşuyorsunuz. Tamamlamanız lazım finale kadar kendinizi. O yüzden sporculara bunlar öğretilmesi lazım. Ben ne zaman ne yaparsam enerji depolarımı doldurursam daha güçlü çıkarım ikinci müsabakaya. Tabii bu çok önemli. Şimdi geliyoruz aktivite uzun süreli sürmeye başladığı zaman. Aktivite uzun süreli sürdüğü zaman siz mesela bir maratona ele alalım veya benim yaptığım gibi işte 38 saatte dalıp Mersin'den Kıbrıs'a gitmek. 506 ton ağırlık kaldırmak, 24 saat dojo kumite yapar gibi dojoları atmak gibi devamlı enerji temin etmeniz icap eden bir işlemin içine giriyorsunuz tabii. Çok uzun süreli aktivitelerde Ironman'ler gibi, uzun maratonlar gibi, triatlonlar gibi yani arada muhakkak enerji depolarının doldurulması lazım. Bu iş bittikten sonra en dinlenme toparlama devresi var ya, biz onu anabolik evre diyoruz. Yani vücudun anabolik evre yenilenmesi, tamir edilmesi. Tıpta ve fizyolojide rekuperasyon diye de geçer bu. Yenilenme evresi de. Kas glikojen depolarını hadi doldurursun. Çünkü çok uzun süreli bir karate müsabakası 10 tane yaptın şu arka arkaya. Bunların içinde bir dakikada da maç kazanabilirsin veya maçın süresi boyunca da kaybedebilirsin, kazanabilirsin de. Ama uzun süreli devam ediyor ya, bu bize çok karşılaştığımız bir konu. O yüzden sporcuların bana en yarayan enerji depolarımı en çabuk nasıl dolduruyor mu bilmeleri lazım. Bunu hocalar size söylüyordur ama siz bu tavsiyelere uyarak ha ben bunu yapıyorum. İkinci maça da hazır demir gibi. Sanki birinci maça çıkıyorum gibi hissedersiniz kendinizi. Bize Alman hocalar 1972'de ne derdi biliyor musunuz? Daha da yükseklik çalışmasında parçalı kısmi basıncın düşük olduğunda tabii oksijen var ama oksijen o kısmi basınç dolayısıyla akciğerlerden alveollere kana alyuvarlar ve hemoglobinle hücreye gidemiyor yüklenip üzerine zorlanıyor tabii bunlar. Orada derlerdi ki hocalarımız o kadar güzel antrenman yapacaksınız ki hani sonunda rey yapıyoruz ya selamlıyoruz ya tam çıkarken hoca derse ki hadi dönün bir antrenman daha yapıyoruz 90 dakikalık. 90 dakika daha antrenman yapabilecekmiş gibi hazırlıklı ve güzel bir antrenman yapmanız lazım. Yani bir antrenmanda çocuğun canını çıkarmaktan ziyade ki buna biz mesela Shigoku no Sho diyoruz. Cehennem antrenmanı gibi. Yani cehennem azabı çektiriyorsunuz şeye. Shigoku no Sho'da cehennem antrenmanı gibi. Burada sizi biraz anlatayım ondan Shigoku'dan. Shigoku antrenmanı satların yaptığı aşağı yukarı bir ceza eğitimi gibi.
ceza talimi yerler diye onun gibi. Şöyle anlatayım. Hoca sizi koşturuyor. Çök ya diyor. Ördek sistemi var ya. Çök sıçra, çök sıçra. Bir öyle basketbol sahası kadar gidiyorsunuz. Kalk koş. Geri geri koşarken hoca diyor ki sırtına partner al. Uke anpacken derler Almanlar. Sırtına alıyorsunuz. Hadi ondan koşuyorsunuz. Koşarken sırtınızda partnerle hoca tribünlere yukarı doğru tırmandırıyor sizi. Çıkarıyorsunuz ışık. Tekrar iniyorsunuz. Hemen eş değişir. Şey kotayı derler. Japonca kotayı partner değiştim. Alırsınız tekrar çıkarsanız merdivenleri inersiniz aşağı. Hani el arabası vardır ya. Arkadaşının ayağından tutarsınız. O şınav vaziyetine yürümeye başlar. Hemen hoca kotayı der. Değişirseniz sen yürümeye başlarsın eller üzerinden. Sonra öteki gelir yine araba el arabası diyoruz harekete ya. Yürürken hani Clark Kent var ya. Elini vurup şaplatıyorsun şınavda. Elini vurup şaplatıyorsunuz. Yürürken el şaplatır. Tak el şaplatır. Yürürken el şaplatır. Buna biz pliyometrik şınav diyoruz. Ondan sonra bırakarak sürün. Herkes tatamide sürünmeye başlar. Sırt üstü sürün. Sırt üstü sürünürken ayağa kalk kalk. 50 tane mavaş geri. 50 mavaş. Bir o bir sen. Bir o bir sen. Al eşini sırtına. Merdivenlerden yukarı çık. Tekrar öteki. Sonra al eşini merdivenlerden geri geri çık. Buna kimse alışık değildir tabii. Sırtında bir arkadaşın o tribünün merdivenlerini geri çık geri çıkmak çok zordur. Tekrar aşağı inersiniz bunu yapınca partnerin ayağından tutarsınız. Partner o merdivenleri, tribünleri şınav vaziyetinde çıkar. Siz ayağından tutuyorsunuz ya. Sonra öteki. Ondan sonra gel çök çöşer. Çök çöşer. Geliyorsun karşı karşıya. Bir maya gelirsen bir maya geri o. Adını unuttum şimdi Japoncasını hatırlarım benim. Ondan sonra şey de, I go you go İngilizcesi. Kotayı pardon şimdi aklıma geldi. Yaşlanıyoruz tabii. Şimdi kotayı partner değiştiriyor ya. Partner değiş anlamına geliyor ya. Bir sen bir oluyor. Bir sen bir oluyor. Ondan sonra maya geri de mesela. Tekrar arkadaşın sırtını al. Çök kalk maya geri yap. Çök kalk hidari maya geri. Çök kalk mavaşı geri. Migi hidari. Böyle çocuğun canına okuruz 12 dakika boyunca veya 20 dakika boyunca. Bunu satta 2 saat yaptırırlar. Botta kürek çekerek, bot kafada, zodyak bot dağlara tırmanarak, halatlar açık, in, bilmem ne falan böyle çok uzun süren ve dikenler içinde sürün, çalıların içinde falan. Bu Shigoku no Sho cehennem antrenmanıdır. İnşallah bir gün kısmet olur size yaptırırım bunu. İşte böyle uzun süreli aktivitelerde tamamen boş enerji depoları falan. Yağ kullanılmak üzere var. Ama kaslar filan sinirler o kadar yoruldu ki motor nöronlar. İşte şimdi gelmek istediğim konuya geldim. Vücutta en geç toparlanan sistem motor nöronlardır. Biliyorsunuz kaslar beyinden omurilik vasıtasıyla iki yana çıkan sinirlerden o motor nöronlarla motor ünitenin yani sinirlerin gelip kasların içine girdiği yana motor ünite diyoruz biz. Ne kadar çok motor ünite ateşlenirse motor nöronlarla tabii bunun içine kalsiyum iyonları geliyor, potasyum pompası çalışıyor, kaslar aksonlardan içeri nöromusküler junction diyoruz. Kesişme noktalarından kaslar iner ve edilir edilmez. Yani kasılır abi, kasılın mesajı gelir gelmez. Kasılacak ya, İşte bu devamlı yapıla yapıla kasılma işlemi motor nöronlar çok yorulur. Vücutta bakın glikojen depolarını çabuk doldurabilirsin anlattım. Eklem, bağ dokusu, kaslar toparlanabilir. Sonra kaslar da tabii çabuk toparlanabiliyor. Bu arada enerji depolarını da doldurduk. Solunum, kalp sistemleri falan laktik asitle 1,5 saat içinde zaten elimine edilir rahatlarsanız. Ama motor nöronların toparlanması ki benim başıma aşağı yukarı 18 kere geldi bu büyük uzun rekorlarda işte o zordur. Dolayısıyla böyle büyük müsabakalardan sonra falan biz rejenerasyon dediğimiz ara verdiririz 2 gün, 3 gün. Bazen çocuk o kadar yorgundur ki finaller, elemeler, şunlar, bunlar falan bakarsınız 5 gün canı böyle tatamiye çıkmak istemez. O zaman canınız çıkmak istemiyorsa hocaya söyleyin çıkmayın. Neden? Enerji depoları daha da boş olacak ya.
antrenmanda başarı kazanacağınız ziyade o toparlanmayan motor nöronlar var ya, sinir sistemi. Şimdi kaslar çabuk toparlandı ama motor nöronlar, sinir sistemi o kadar çabuk toparlanamıyor. Dolayısıyla istemez. Biz şöyle bir tabir vardır antrenman biliminde. Instinct training deriz. Instinct, içgüdüsel antrenman. Şimdi kısa bir misal vereyim mesela. O gün gidersiniz, canınız böyle gider, bugün işte mavaşi gerimi, ura mavaşimi kuvvetlendireceğim falan dersiniz. İşte kombine yapacağım. Rakibin karnına maya geri gösterip hemen mavaşi geriyle suratından puan alacağım. Yukarıdan jodan seviye puan alacağım dersiniz. Bunlar hazırdır içinde, işte biraz torba döveyim, rakiple dojo komite yapayım filan derken antrenmana girdiniz ya. Sabahleyin kalktınız antrenmana giderken sanki Saigon trafiği, İstanbul trafiğinde hissedersiniz kendinizi. Niye Saigon dedim? Gittim oraya çünkü İstanbul'dan daha berbat bir trafik var. Kendinizi böyle sıkışmış, stresli, sinirli hissedersiniz. Dojo'dan içeri gelirsiniz. Daha karate giymediniz. Çantayı, kodunuz falan. Şöyle tatamiye bakarsanız, halbuki sabahleyin büyük hislerle kalktınız değil mi? Çok güzel bir antrenman yapmışsınız. Canınız o tatamiye çıkmak istemez. Çıkmayın işte bakın tatamiye. Gidin sahilde koşun. Bir parkta kata yapın. Başka bir şey yapın. Veya esnemeler yapın. Mümkün olduğu kadar açmalar. En zayıf olduğunuz noktada kendinizi yormadan arkadaşlarınızla toplanıp bir pikniğe gidin. Yani instinct training demek, canınız o gün hakikaten çok antrenman yapmak istemiyorsa hocanıza danışın, izin alın, yapın. O size bugün yapmayın diyecek. Çünkü bazen antrenman yapmamak yapmaktan daha faydalı olur diye bir söz var. O gün antrenman yapmamak antrenman yapmaktan daha faydalı olur diye bir şey vardır. Bu arada yine bir antrenman fizyolojisi, antrenman biliminde bir başka bir konuya geleyim. Tapering diye bir şey var. Tapering. Şimdi biz müsabaka yaklaştıkça buna Rocky Balboa sendromu 2 de diyorlar. Rocky Balboa, çünkü filmde o da yaşıyor aynı şeyleri. Siz şimdi müsabaka yaklaşıyor ya, daha çok çalışmak istersiniz. Daha çok enerji, güç, patlayıcı kuvvet, çabukluk vesaire hepsini sıkıştırırsınız. Mesela 12 tane dojo komite yapıyorsunuz, 30 tane interval çalışmaları falan. İyice ne? Halbuki müsabakaya yaklaşırken hafif dinlenmelere getirip tapering yapacağınıza, antrenmanın volümünü azaltacağınıza, volüm mesela ağırlıkta set ve repetisyonları ayarlamak demek. Setleri ve tekrar sayılarını azaltmak demek. Tapering. Volümü azaltmak lazım. İntensite ise aynı kalabilir. İntensite güçlü antrenman. Çünkü kısa yapıyorsunuz ya, güçlü olabilir. Neden? Müsabakadaki o yüksek level, yüksek seviye kalp hızı temposundan yüksek heart rate diyoruz biz ona. Orada çalışma yapıp o yüksek tempoda kalbin o antrenmana cevap verecek şekilde çalışması lazım. Ama volümü, yani antrenmanın uzunluğunu ve antrenmandaki yapılan tekrarları azaltabilirsiniz. Tapering demek, mesela yüzmeyi veya judo ele alırsak, işte 20 tane randori yapıyorsanız, dojo kumite yapıyorsanız, bunun 8 tane ona ama şiddeti tabii güçlü olacak ki müsabakadaki o randıman performans o şiddette olacak. Onu incelemek. Ama antrenman süresini o yüklemeleri dojo komite ise 20 tane, 25 tane ise veya randori onu 8'e 12'ye doğru sığdırmak. Biraz sürelerinden çalmak, 4 dakika yerine 3 dakika yaptırmak veya intervalli giderek güçlü yaptırmak güzel. Ama şöyle aşağı doğru giden bir çizgi olması lazım. Yani artık müsabakaya 7 gün var. İşte 6. gün mesela 6. gün 3 antrenman yapıyorsanız 2, 5. gün 2 antrenman yerine 1 antrenman, 4 gün kala 2 saatlik bir antrenman yerine 60 dakikalık bir antrenman, 3 gün kala 20 dakikalık bir antrenman, 2 gün var müsabakaya, o gün aşmalar, esnemeler,
yermeler, esnemeler, hafif jimnastik, footing dediğimiz ter ve son günde sabah hafif esnemeler, kalkmalar falan, vücudu hareket halinde tutmak, dolaşmak falan, tembelleştirmeden, güzel böyle bir dinlenme geçirerek, biz deriz ki tatamiyi özlemek, rakibi özlemek, panter gibi, Eye of the Tiger diye bir şarkı var ya Rocky'de, onun gibi rakibi özlemek, o minderi, tatamiyi, o boğuşmayı özlemeniz lazım. Panter gibi çıkmanız lazım panteri. Ama akıllı bir panter gibi. Planlı bir müsabaka gibi. Dolayısıyla plansız bir müsabaka, plansız bir antrenman yok olmaya her zaman mahkumdur hayatta gibi. Hayatta yapılan plansız işler, planlanmadan yapan işler yok olmaya mahkumdur her zaman. Bu yüzden antrenman bir plan ister. Savaş planı gibi. Plansız yapılan bir antrenmana böyle girerken hocalar genellikle antrenmana demediler ki arkadaşlar bugün işte ısınma dinamik yapacağız. Dinamik ısınmalar işte mavi aşileri kombineleri ki onları kuvvetlendireceğiz. Taktik çalışmalar 12 tane de dojo kumite yapacağız. Sonunda esnemeler, teknik düzeltme, analiz. Her antrenmanın sonunda da hoca çocuklar çok güzeldi, bravo, iyi. Ama bakın bugün şu bozuktu. Bazılarınızın şu eksikliği var. Bazılarınızın ayağa kalkmıyor, zamanlama geç, mesafe. Maai dediğimiz Japonya'da. Müsabakayı uzak geçince uzakta kalıyor vuruş. Rakip de puan vermiyor, hakem de puan vermiyor tabii. Veya oikomi dediğimiz. Rakibe sıçrayış girişiniz çok zayıf oluyor. Dolayısıyla girişiniz, sıçrayışınız içeri dalmanız zayıf olunca rakip de uyanıyor, geri kaçıyor. Veya yana sizin mayegeninizi gedanla blok edip suki gösterip o puan alıyor. Yani sonunda bir analiz veya kritisayız diyoruz. Kritik hoca tarafından yapıp sonraki antrenman için de görev verin. Önümüzdeki antrenman şunu şunu yapacağız ona göre hazırlıklı olun, dinlenin, gelin vesaire filan gibi. Bir hocanın ve öğretmenlik okulunda benim Amerika'da öğrendiğim sistemlerinin çok ufak nüanslarını anlattım size, parçalarını. Ve daha çok da şeyden bahsettik. Yani antrenmanın planlı olması, yıllık antrenmanın planlı olması ve müsabakalardan geçiş, müsabakalara hazırlık, test müsabakaları, hani bir yıllık antrenman planı vardı ya, bunların çok güzel olması lazım diye anlatmıştım size. Öteki programımıza da bunlara geniş gireriz. Ben ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.